İzmir'de müşteri memnuniyetini en üst seviyede korumak adına hizmet veren Bay Sefa Oto Ekspertisi konuk olduk. Birlikte izleyelim. Değerli izleyenler, Altın Rehber programımız İzmir Ödemiş'te tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Bay Sefa Oto Ekspertiz Hasar Onarım Merkezi'ne konuk olduk. Yanımda firma sahibi Sefa Yeşil Beyefendi var. Sefa Bey, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Sizler de hoş geldiniz tekrardan. İsmim Sefa Yeşil, 1984 Ödemiş doğumluyum. Yaklaşık olarak sanayi ortamında 10 seneden beri faaliyet gösteriyoruz. Bir seneden beri de Oto Ekspertiz olarak faaliyetimize devam ediyoruz şu anda. Peki efendim, şunu sormak istiyorum. Bay Sefa Oto Ekspertiz Hasar Onarım Merkezi müşterilerine ne gibi hizmetler sunmaktadır? Faaliyet gösterdiğimiz alanlar, müşterilerimize kazalı araçların hasar onarımı yapmaktayız. Oto kurtarma, oto çekici hizmeti vermekteyiz. Bunun yanı sıra da son günlerde Oto Ekspertiz olarak, ki herkes yaygınlaştı şu anda, ikinci el araç alırken bize geliyorlar. Araç hakkında alıcı ve satıcılara aracın detaylı bilgilerini, işte kaportasıdır, boyasıdır, mekaniğidir, motor durumu, şanzımanı durumu hakkında tüm bilgileri veriyoruz. Bu şekilde hizmet sağlıyoruz. Oto Ekspertiz dediğimiz şey ikinci el araçların onarımı, bakımı ve siz... Şöyle... Ekspertiz dediğimiz sadece ikinci elde olan, diyelim ki dışarıdan araç alacak olan müşterilerimiz Ödemiş'e geldiğinde burada araba bulduklarında o aracı bize getiriyorlar. Kısacası biz o aracın hakkında check-up yapıyoruz ve bütün aracı hakkında bilgileri aktarıyoruz kendilerine rapor halinde. Peki efendim, şunu sormak istiyorum. Siz oto kurtarma işlemi de yapıyorsunuz. Bu işlem nasıl gerçekleşiyor? Kaza anında size nasıl ulaşılıyor? Bunlardan bahsedebilir misiniz? Şöyle bir şey, çevrede Ödemiş ve civarında belli bir, çok şükür, isme sahibiz. Müşteri potansiyelimiz çok güzel. Herhangi bir sıkıntımız yok o konuda. İşimizin gereğini doğru ve dürüst yaptığımız açısından dolayı da şöyle diyeyim, 10 kişiden 8 tanesi bizi tercih ediyor genelde. Hasar anında olsun, yolda kalmalarında olsun. Mesela şu anda Kaymakçı ilçesinde bir müşterimiz yolda kalmış. Bir aracımız çekime gitti. Oradan aracı alıp gelecek buraya. O şekilde ulaşıyorlar bize. Peki efendim, şunu sormak istiyorum. Hasarlı bir araç size geldi. Bunun tamir, onarım, hasar onarım süreci ne kadar sürede tamamlanıyor? Ne kadar sürede müşteriye teslim ediyorsunuz? Şimdi şöyle bir şey. Araçtaki hasarın durumuna göre, yani büyüklüğüne, küçüklüğüne göre değişiyor. En ufak bir hasar bir günden başlıyor. Büyüklüğüne göre 15 gün ile 20 gün arasında değişiyor onarım süresi. O şekilde. Peki efendim, aslında her şeyi anlattınız ama şunu sormak istiyorum, sormam gerekiyor. Müşterilere ne gibi güven sağlıyorsunuz? Müşterilerine gibi güven sağlıyoruz. Onarım açısından şöyle bir şey, kurtarmada, hasar anında memnuniyet olarak da şöyle hani düşünürsek, hiçbir şekilde çekici ücret almıyoruz biz hasar anında. Onarımını biz yaptığımız için tamamen çekici ücreti bizden oluyor. Araç alırken de güvencemiz, sosyal medya olsun, çoğu yerde reklamlarımız var vesaire var. Hiçbir şekilde geriye dönüp de geriye yönelik kötü bir davranışımız olmadı. Çoğu forumlarda mesela bazı ekspertiz, hani kötülemeyelim, yapmış olduğu arkadaşların forumlarda nerede yaptırdıysa çoğunun bir adı geçmektedir. Sonuçta 7'den 70'e herkes internet kullanıyor, cep telefonu var. Biri araba alacağı zaman girdiğinde işte Ödemiş'te nerede bulabilirim, İzmir'de nerede bulabilirim, bir sürü firma çıkıyor önüne. Ama bunların içinden mesela geldiğinde bize yönelik geriye olumsuz bir davranış kesinlikle almadık. Dışarıdan, İstanbul'dan olsun veya farklı şehirlerden müşterimiz bizi aradığında, biz burada satıcıyla de direkt irtibatı geçiyoruz. Onlar buraya gelmeden biz burada aracı ekspertizini yapıp raporlarını hazırlayıp bir şekilde WhatsApp yoluyla veya farklı yolla onları ulaştırıyoruz. Aracın satıcı dediği gibi çıkarsa da gelebilirsiniz diyerekten buraya gelip onları, arabalarını, alım satım işlemlerini gerçekleştiriyoruz. O şekilde yardımcı oluyoruz. Peki efendim, az önce de söylediğim gibi detaylı bir şekilde yaptığınız bütün işlemleri anlattınız aslında. Ama yine de sormak istiyorum, çünkü çok fazla bu tarz bir firma var. Ödemiş'te neden siz tercih edilmelisiniz? Ödemiş'te neden biz tercih edilmeyiz? Biz bu sektörün, şöyle diyeyim, hem alaylısıyız hem mekteplisiyiz. İşin içinden geliyoruz. Yani çıraklığımızdan da
tutun okul olarak da biz ön lisans mezunuyum kendim de. Yani dediğim gibi hem mektepliyim hem alaylıyım. Her türlü şekle yardımcı oluyoruz yani müşteri şeyini, kitlesine kendimizi anlatıyoruz. Peki efendim, değerli bilgilerinizi bizimle paylaştığınız için size çok teşekkür ediyorum. Sohbetimi sonlandırmadan önce değerli izleyenlere son bir mesajınız var mı? İkinci el araç alırken mutlaka diyorum bir ekspertize gitsinler. Şöyle bir şey demek istiyorum, bu apayrı bir şey. Kesinlikle iş yerinin ahenki, görüntüsü kafalarını şey yapmasın, yani onlara aldanmasın. Sonuçta 5 yıldızlı bir restoranın damak tadıyla o sahil kenarında balıkçı teknesinde yemiş olduğunuz balığın lezzeti çok farklıdır. Bunu demek istiyorum sadece. Peki efendim, çok teşekkür ediyorum tekrardan. Değerli izleyenler, bugün İzmir Ödemiş'te Bay Sefa Oto Ekspertiz Hasar Onarım Merkezi'ne konuk olmuştuk. Bakalım bir sonraki durağımız neresi?